Yıllar 20 olsa da, 30 olsa da, yollar kar, çamur olsa da, buz olsa da, bedenim yorgun, aç ve susuz olsa da, bir gün yalın ayak, eski bir gömlekle gelirim. Bekle beni. Belki yakında olur, belki de uzak. Sırtımda hatıralar, saçlarımda ak. Gün, tarih, bilemiyorum ama muhakkak. Bitmeyen bir azim, sabır ve emekle gelirim. Bekle beni. Unutmam mümkün değil, unutur sanma. Gelmez diyen olursa sakın inanma, umutlarını kaybetme zamanla. Geç kaldı diyerek gam çekme, gelirim, bekle beni. Sıcak bir yaz akşamında olabilir, sarı bir güz akşamında olabilir, kışın beyaz akşamında olabilir. Ellerimde bir top mavi çiçekle gelirim, bekle beni. Cümle köprüleri sel alsa da tek tek, söz vermişim bir kere, engel ne demek? Başı karlı, kara dağlardan da geçerek, azığım bir tas su, bir dilim ekmekle gelirim, bekle beni. Vermese de kaybolan gençliğimizi, ayıran bir gün kavuşturacak bizi. Ve içimde sevgilerin en temizi, seninle dolu tertemiz bir yürekle gelirim, gelirim sevdiğim, bekle beni. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı Gündüz Aydın ve Tülay Şenpolat'la birlikte reklamlardan sonra tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu son bölüm 0545 508 45 45'e gelen mesajlara döneceğiz. Ama hemen Tülay Şenpolat'a dönelim. Bir eser daha var sırada. Bakıyorum, açma şöyle. Açma zülüflerini yar yar. Ya ne kadar güzel. Hocam senin için gelsin bu eser. Gülüm gülüm,
yanaklarım yar yar, sen de vurursun. Azrail mi senin yar yar, canım alırsın. Etme bu cefayı yar yar, dalım olursun. Bu kol senin kulun, kulun, kulun değil mi? Etme bu cefayı yar yar, sonum olursun. Ağzınıza gönlünüze çok teşekkür ederim. 0545 508 45 45'e WhatsApp üzerinden göndereceğiniz mesajları okumaya devam ediyoruz. Canım teyzem, ben Kaan, benim için bir türkü söyleyebilir misin? Felek beni adım adım kovaladı Almanya'dan. Selamlar demiş. Ben de Almanya'da selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tülay hocamızdan yürü be, yürü be yürü. İnsan değil misin adı türküyü rica ediyorum. İzmir'den Ata ve Yağmur teşekkürler demiş. İzmir'e de selamlarımızı gönderelim. Evet, şimdi ne diyor? Harika yorum, harika ses, selam olsun Tülay Hanım. Firdevs Kaya Sakarya'dan göndermiş. Firdevs Hanım geçen haftaki yazar konuğumuzu. Öyle mi? Sevgiler, evet. Saygılar benden de. Bizi sıkı takip eder. Güzel yorumlar yapar. Evet. Hocam alalım bir şiir daha. Alalım mı? Şimdi bir özlemimi aratan bir şiir. Şu Ece şiirlerinden bakalım. Özlem? Yani özlediğim bir şey artık bu şeyden, şehrin karmaşasından uzak bir yeri özlem. Bir köy. Köy. Bir kasaba, şöyle hayvan. Bakalım nasıl falan. Nasıl bir herkes şey. Herkes öyle bak, hayal eder bakalım, bir türlü bakalım, de olmaz hocam. Bakalım. Bir fon rica ederim. İkimizin vuslatı döndürürken dünyayı, bulutların içinde kalır mısın benle bir? O gözlerden gözlere mahkum etsek sevdayı, düşlerimin yanına gelir misin benle bir? Yeşil bir ev hayalim, ağaçlar kuşlar olsun. Ne mektup ne bir haber, postacılar zor bulsun. Başka da istemem ben, gönlüme sevdan da olsun. Aşkımızın zirvesi olur musun benle bir? Bir deniz kenarında, dizlerimde saçların, dalgalarda boğuşup akıp gitse suçların, beraber acı çeksek, benle yansa işlerin, her seherde hasretten ölür müsün benle bir? Ayrılığı bölüşsek yarım yarım, ne dersin? Görünce gözlerimi belki sen de seversin. Dön de bir bak bu yana, gündüz murada ersin. Gözde yaşın kadrini bilir misin benle bir? Düşlerimin yanına gelir misin benle bir? Gelir misin benle bir? Ağzınıza sağlık hocam. Ağzınıza gönlünüze sağlık hocam. Bu devrede böyle bulunmaz ama. Biraz eve dönüşünüzde sıkıntı yaşanacak hocam. Yani. Hangi? Evet. Ne diyeceğini hocam bir anda böyle düşünüyorum. Unuttum. Unuttum. Evet. Hocam imza günleri etkinlikler yapıyor musunuz? Evet. Bol miktarda yapıyorum. Nerede şimdi, yapıyorsunuz mesela? Genelde yaptınız ağırlıklı ya olarak ilkokullarda. Çünkü ilkokullarda müthiş bir ilgi var. Yani geçen Kurtuluş İlkokulu'nda bir etkinlikte
birinci sınıf öğrencisi kitabı aldı, imzaladı, tabii ismini imzalıyorum. Sınıfa girdi, derse girdi. Öbür teneffüs geldi. Dedi, yazar amca dedi, sana bir şiir okuyabilir miyim dedi. Benim şiiri ezber okudu. O kadar güzellikler içinde. Yani şu var, aslında bunu burada Manisa'daki yetkililere de mesaj olarak gitsin istiyorum. Yani şiir yazarından bir kitap aldığı zaman insanlar onu saklıyor. Evet. Ona daha çok ilgi gösteriyor. Tabii. Ya diyor, ben bunu yazarından aldım. İmzaladılar, adıma evet. imzaladılar diyor. Yine bu konuyla ilgili bir başka okulda bundan 15 yıl önce annesine imzalamışım şeyi, kitabı. Yine birinci sınıfta öğrenci geldi. Dedi ki, annem imzalamışsın, altına da bana imzalar mısın kitabı aynı dedi. Kitap mı? Aynı kitabı. Hı. Baktım, kitap tarih olmuş artık. Öyle bir şey olmuş ki artık, şey olmuş, eskimiş, yırtılmış. Hocam siz bunu bana sat deseydiniz. Şunu dedim, burada dedim 15 tane kitap var. Hepsinden birer tane alın, bunu bana verin dedim kıza. Olmaz dedi. Bunu vermem dedi. Onlardan alırım ama bunu vermem dedi. Yani şunu demek istiyorum, o imza günlerinde, konferanslarda, söyleşilerde gerçekten etkili oluyor. Öğrenciler yüzlerce bu konuyla ilgili program yaptım. İşte Mart'ın başında bir haftalık Hatay, Dört Yol, Altınözü okullarda, ilkokullarda programım var. Oraya gideceğim. Nasip olursa Mart'ta. Yani işte o güzellikler bizi diri tutuyor. Evet. Şimdi mesajlara bakalım. Sonra Tülay'a döneceğiz. Hatice Efe, Serdar'ın annesi, bizim ses yönetmenimiz Serdar Efe'nin annesi ne diyor? Tülay Şenpolat'tan Kara Tren türküsünü istiyorum demiş. Vay be. Evet. Şimdi Serdar bizim için çok değerli, kıymetli, değerli kardeşim benim. Onu kıramayız ama sırada çok güzel bir eser var. Şöyle bakayım. Bırakkam kederi, yaralı gönül. Bunu hem Serdar Efe'ye hem annesine armağan etmiş olalım. Şimdi böyle dedim diye bizim görüntü yönetmenimiz Murat üzülür. Ona da Murat Gülaçar'a da armağan etmiş olalım bu güzel türküyü. Thank you.
vuruşunla yıkılır bir gün. İske vuruşunla yıkılır bir gün, yıkılır bir gün. Sana kutsal gelen bin yıllık çığına, İske vuruşunla yıkılır bir gün. İske vuruşunla yıkılır bir gün, yıkılır bir gün. Yakılır bir gün, yakılır bir gün. Gelir bayram günü, çalar davullar. Ah ellere kına, yakılır bir gün. Ah ellere kına, yakılır bir gün, yakılır bir gün. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Muhteşem bir eserden hocam. Çok teşekkürler. Gerçekten. Evet. Buyur. Hocam orada kalsın. Kalsın ya. Ben. Biraz sonra ben devam edeyim artık alacağız. Yani. Ya müthiş bir eser. Gerçekten. Evet. Ben devam edeyim artık. Sen şey yoruldun artık yani. Nasıl hocam eser? Ha, eser güzel. Aplan. Eser vallahi güzel. Gerçekten onun. Evet. Bu değişlerin bende yeri ayrı ya. Yani sabaha kadar değiş dinlerim. Aslında bu değişlerin, türkülerin, şarkıların mutlaka söz yazarı söylenmesi lazım ya. Benim en büyük sıkıntım. Mesela teyze de bunu söyledik. Yanlış yapıyor. Kaplan'ın aşkı, evet. Kaplan. Söyledik. Yani ben sizin Kaplan için demiyorum ama genelleme. Yok, genel yani, genel yapıyorum. Evet, yani o söz yazarlar hep küçümseniyor. İşte söz yazarlar onu yazmasa o şeyler çıkmaz. Tabii. Ama müzik de hocam gerçekten o şiiri ön plana çıkarıyor yani. Tabii. Beste de önemli tabii, beste de. Müthiş. Evet. Müzik yoğuruyor. Sözler zaten efsane Şimdi hocam bir şiir daha alacağız ama ısrarla mesaj gönderiyor kim? İrfan Karataş, Çiftlik Mahalle Muhtarı. Oh. İyi yayınlar kardeşim benim, seni izliyoruz diyor. Sağ olsun değerli muhtarımıza selamlarımızı gönderelim. Muhtarlık seçimlerinde başarılar dileyelim kendisine. Evet. Evet. Ben şimdi Tülay Hanım bestelesin diye Türk Halk Müziği'ne uygun bir güfteyi okuyayım. Beğenirse belki bestelerim. Tamam, o zaman yani onu alalım. Sonra finale doğru gideceğiz biraz sonra. Evet. Bir fon müziği rica edelim arkadaşlarımızdan. Karagözlüm, düğün vakti bu vakit. Tez hazırlan, toy toplansın geç oldu. Vakit geldi, bu vakit ki o vakit. Beklemeler, bilir misin kaç oldu? Gelinliği giy de gel sen, olur mu? Geçen yıllar benim kadrim bilir mi? Söyle gülüm, nazın orada kalır mı? Seni sevmek yıllar sonra suç oldu. Senin saçın benim saçım ağarmış. Masal bu ya, yoklar yokmuş, hep varmış. Vuslat vakti, güller açmış, baharmış. Çektiğimiz bunca acı hiç oldu. Gülü sana benim için sundular. Kelebekler saçlarına kondular. Birlik olup kuşlar seni andılar. Papatyalar gelinliğe taç oldu. Kara gözlüm, beklemenin tadı yok. Kolaylıklar geldi, gün geldi de güç oldu. Bu dünyanın inan sensiz adı yok. Gündüz bitti, gece bitti, geç oldu. Geç oldu. Evet.
Sayın hocam. Evet. Altınıza yüreğinize sağlık hocam. Gündüz bitti, gece bitti. Geç oldu. Evet. Gelmedin. Ya. Hocam. Evet. Gelmemiş değil mi? Hep bir hasret. Zaten hep bizim şiirlerimizde de öyle hocam, değil mi? Evet. Yani en çok gurbet, işte kavuşamama, ayrılık, bu şeyler. Yani biz millet olarak arabeski seviyoruz, evet. Yani, değil mi? Nerede bir gurbet, nerede bir ayrılık, nerede bir hasret şiiri, türküsü varsa hep çok sevilmiştir. Evet. Mihriban gibi değil mi? Mihriban'ı söyletemedin hocam. Evet. Aşk olsun. Hocam bir 4 sene sonra geldiğinde evet. Tülay'la alırız gene. Burada şey de olacak yalnız. Ne? Elif de olacak. Evet. Üçünüzü bir alırız hocam. O, öyle var mı? Kural var mı 3 tane birden? Yoksa kuralı için bozarsın. Kuralları çiğneriz hocam. Evet. Şimdi son bölüme doğru girdik artık. Evet. Hocam öncelikle sizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Sağ olun, var olun. Evet. Sizi her zaman görüşüyoruz ama konuk açısından da 4 yıl geçmiş. Evet. Nasıl geçmiş zaman anlayamadık yani. Bu sefer bu da şey yapmayalım artık. Bundan sonra her yıl seni alma sözü veriyorum hocam. Evet. Senin bana karşı yaptığın her türlü güzelliklere öyle deyip toparlayayım. Evet. Evet hocam. Evet. Her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yarın var. Teşekkür ederiz. Seni seviyoruz hocam. Evet. Gönlümüzdesin. Neler söylersin? Son düşüncelerini alalım. Gündüz Aydın bundan sonra neler yapacak? Evet. Kısa olarak alalım. Alalım. Arkasından biz finale doğru şiir yok artık, değil mi? Yeter bitti. Yeter, yani. Evet, yeter. Şimdi bizi yurt içine ve yurt dışından izleyen bütün dinleyicilerimiz, bizi sevenler, sanatı, şiiri sevenler, ben şahsım adına Gündüz Aydın'ı sevenler, onların duaları ve onların destekleriyle, onların sevgileriyle bugüne geldik. Bundan sonra bütün hedefim, idealim yeni eserler yazmak, güzel eserler yazmak, insanlara şiir ve sanat adına bir şeyler sunabilmek. Hedefim bu. Tabii kesinlikle Türkiye'deki, yurdumuzdaki geri kalmış kültür sanat sevgisini de biraz daha yükseltmek. İşte bu programlar keşke diğer kanallarda da olsa, çoğalsa, Hakan Demirler çoğalsa, bunlar daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bence dünyayı kurtaracak sevgi ve şiir. Onun için şiir okuyalım, şiir yazalım, şiir gibi yaşayalım diyorum. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Her zaman bekleriz. Şükran Türk Yılmaz. Canım benim Tülay, yolun açık olsun. Almanya'dan selamlar demiş. Müeyyet Beyoğlu. Evet, Kerkük'ten bestekar. Evet. Türkmen elinden bol bol selam ve saygılarımızı size ve bütün emeği geçen çalışanlara, özellikle hocam Gündüz Aydın'a demiş. Biz de selamlarımızı gönderelim. Son unutmayayım mesajda. Esma Bağ hayırlı yayınlar demiş. Ve Kaan Türk Yılmaz da teyze sıradaki türküyü bana gönder demişler. Onlara da göndermiş olalım. Tülay Şenpolat değerli dostum, arkadaşım, seni de burada görmek bizi çok mutlu etti. Sağ ol, var ol. Aynı en katlı programımıza birbirinden güzel eserlerle, değil mi hocam? Özellikle evet, deyişlerle. Evet. Çok teşekkür ederim. Harikaydı. Neler söylersin? Son düşüncelerini alalım. Ben kapanışımı yaptıktan sonra senin güzel eserlerine veda edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben size de çok teşekkürler, ekibinize de. Hocam çok memnun oldum verdiğin, çok samimiydi. Ben de hocama katılıyorum. Yani insanların sevgiyle yaşamasını isterim. Ve iyi insanlar oldukça bu dünya dönmeye devam edecektir. Ben buna çok inanıyorum. İnsanların birbirine kenetlenmesini, yani sevgi, saygı, insani olan duygularla yaşamasını temenni ediyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ben de çok teşekkür ederim size. Her zaman bekleriz. Başınızın üstünde yeriniz var hocam. Arayı böyle tamam. Uzatmayın yani. Çok teşekkür. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programının Facebook sayfasından, yani o sayfadan programımızın tekrarlarını, fotoğraflarını, en güzel ayrıntılarını böyle bulabilirsiniz. Ayrıca YouTube sayfamızdan da programımızın bitmesinin ardından 15 dakika içinde
programımızın tekrarını oradan da izleyebilirsiniz. Hakan Demir yazarak YouTube sayfalarımıza abone olup programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Ben Tülay Şenpolat ve Gündüz Aydın hocama teşekkür ediyorum. Ama yanında tabii Emir Çiğner bağlamada, Gökhal Gökçe perküsyonda ve Veysel Akan da gitarda. Onlara da teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim. Gerçekten kıymetli, değerli bir ekibin evet. var. Onları tanımak da bizi mutlu etti. Onlarla birlikte bir albüm de bekliyoruz değil mi hocam? Evet. Değişlerle şöyle. Tabii bizim şiirler de olursa daha iyi olur yani. Olur hocam, o kolay. O ayarlarız o sıkıntı. <yani. gülüyor> Şimdi artık programımızın son bölümü. Programımızın hazırlanmasında bizlere desteklerini esirgemeyen Ardan Boru'ya, Hakkı Ardan'a değerli abimize teşekkür ederiz. Ayrıca ses yönetmenimiz Serdar Efe'ye ve görüntü yönetmenimiz Murat Gülaçar'a da, değerli kardeşlerime de bu yayının sizlere ulaşmasını sağladıkları için teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı Allah nasip ederse Allah'ın izniyle haftaya cumartesi günü saat 21'de farklı konuklarıyla sizlerle birlikte olacak. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum. Sizi Tülay Şenpolat'la baş başa bırakıyorum. Thank you.
Şeker yesinler, şu kız şu olana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde ilendim kaldım. Şeker yesinler, şu kız şu olana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde ilendin kaldım. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Şu kız şu olana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde
memleketinde evlendim kaldım. Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kız şu oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde evlendim.